Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'da işler hiç de iyi gitmiyor. Özellikle 3. sıradaki yerini Beşiktaş karşısında kaybettiği maçtan sonra kaybetti, yerini kaybetti. Ayrıca henüz transferler gelmedi bu konuda Trabzonspor taraftarını üzüyor. Onu da özellikle söyleyelim. Hem kaybetmek hem de bir yandan da transferlerin gelmemiş olması sıkıntıyı büyütüyor. Tabii ki söyleyeceğimiz bazı şeyler var Beşiktaş maçıyla ilgili. Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Semih Kılıçsoy'un gerçekten mükemmel bir oyunu vardı. Ancak hakem tepkisi de Trabzonspor camiasının yerden göğe haklı olduğu bir durumdu. Onu da özellikle söyleyelim. E, hakem tepkisinden kastımız özellikle işte o ikili mücadelede Svensson'la Bardi arasında gerçekleşen ikili mücadelenin Artık yani uzaydan da penaltı olarak görülmesi gereken bir pozisyon olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak işte e, nedir anlamakta zorluk çekiyoruz. Arda kardeşler e, bu pozisyonu vermiyor. Var hakemi de yani hocam bir kez izle. E, belki bizim atladığın bazı şeyler vardır. Onları görürsün demiyor. Dolayısıyla yani e, belki de maçın gidişatı farklı bir boyuta gidecekken Trabzonspor 2-0 mağlup oluyor. Ha buna, bu noktada şunu söyleyeyim, Trabzonspor tatmin edici bir oyun mu oynuyor derseniz hayır yani onu söyleyelim. Ha oyuncu eksiklikleri vesaire şu bu falan birçok şey söylenebilir ama e, söz gelimi Abdullah Avcının oyun olarak kaybetmedik cümlesine de ben pek fazla katılmıyorum. Evet ilk yarıda fena değildi ama yani iki büyük takımın oynayacağı maç bu değil. Tabii üst üste dördüncü maç kaybı puansız olarak dördüncü maçı kapatmak da 300 hafta sonra gerçekleşen bir durummuş ki istatistiklere yansımış bu da üzücü bir durum onu da özellikle söylemek lazım tabii şimdi hemen Gençler Birliği maçına dönülecek çünkü Gençler Birliği maçı. Kupada Yani en önemli hedeflerden bir tanesi de kupa olduğu için e, maçın da hakemi tabii hakem söylemek zorunda kalıyoruz. Mert Güzenge oldu onu da özellikle söyleyelim. E, Abdullah Avcı'nın e, maç sonrası söylediği harıl harıl transfer için çalışıyoruz. 5-6 oyuncu ile görüştük olmadı diyor. İşte bu nokta çok sıkıntılı. Yani daha fazla oyuncuyla da görüşebilirsiniz ama bunların olması gerekiyor ki birkaç tanesiyle ilgili size bazı bilgiler de aktaracağım. Tabii ki Başkan Ertuğrul Doğan da çok öfkeliydi. MHK'yi istifaya çağırdı. Büyük ekşiye de isyan etti. Yani bir anlamda onu istifaya davet etmedi ama ona isyan ediyor. MHK'yi Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet etti. Gerçekten de hani o pozisyon. Bırakın siz çalın düdüğünüzü verin ondan sonra onlar atsın atamasın ayrı bir konu. Yani Trabzonspor takımının penaltısının burada es geçildiğini söyleyelim. Onu özellikle vurgulayalım. Bu da gerçekten Trabzonspor'un genel durumunu geri götürdüğü maçla ilgili. Belki Trabzonspor golü atsa penaltıyı kazansa golü atsa başka senaryolar konuşabilirdik. Ama Trabzonspor'un e, oyuncu kalitesinin de, oyununun da iyi olmadığını söyleyelim. Bu hiçbir şeyin bahanesi değil. Şimdi devam edelim. Bir Maxi Gomez meselesi var. Kiralık olarak Kadiz'e gitmişti. 20 maçta gol atamadı. E, Uruguay'ın Penerol takımı. E, ülkesinde e, bir takım onu istiyor. Ama işin enteresan tarafı şu. Maxi Gomez de ben e, Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum diyor. Bu da işin bir başka noktası. Onu da özellikle söyleyelim bildiğiniz gibi Beşiktaş Trabzonspor maçını türbünden izleyen bir oyuncu vardı Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Voral izledi türbünden peki şimdi bununla ilgili ne söyleyeceğim onu söyleyeyim Trabzonspor bu oyuncuyu almak için bir hayli çaba sarf etti hani Abdullah Avcı dedi ya 5-6 oyuncuyla görüştük bir yere varamadık diye e, ya da işte çalıştık görüştük anlaşamadık olmadı diye. İşte onlardan biriydi Joe Horal. E, 4 milyon euro istedi e, Trabzonspor'dan. Bunu yabancı basına yansıyan bir haberden e, okuduğum için söylüyorum. Ve e, 4 milyon euroyu Trabzonspor vermediği için Nottingham Forest'te oyuncuyu vermedi. Çünkü Nottingham Forest ee, bu e, finansal fair, nedeni, fair play nedeniyle satmak istiyordu oyuncuyu. Bu manada baktık ama e, kiralama bakın 4 aylığına e, Beşiktaş kiraladı. Ha bu doğru bir olay mı? O da tartışılır. Yani kaybettiğiniz bir sezonda 4 aylık kiralık oyuncu almak doğru bir hamle mi? Bence değil. Siz geleceğin de yatırımını yapmak durumundasınız. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi e, şimdi Sabek konusunda Atılan adımlar var. Onlardan biraz bahsedelim. Ee, gerçekten de bana göre çok çok önemli bir oyuncuyu gündeme aldı. Ee, Trabzonspor, Fırtına öyle söyleyelim. Bana göre diyorum çünkü bir kupa canavarından bahsediyoruz. Kazanmadığı kupa neredeyse yok. Belki Avrupa kupaları hariç e, oynadığı tüm ülkelerde kupa kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu oyuncuyla ilgili girişimlerin hızlandığı bilgisi Avrupa basınında var. Onu özellikle söyleyelim. Bu oyuncuyu söylemeden önce daha önce gündemde olan Yusuf Atal Nis'te e, kadro dışı kalmıştı. Sabek. E, bunu özellikle vurgulayalım. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor bu en son sayacağım bu sabek olarak bu oyuncuyu ki bu gelirse daha başka bir şey konuşmuş oluruz. E, bu noktada e, bir başkası da e, zaten yine gündeme gelmiş Oliver Soney'den bahsediyoruz Silke Burkun. Peru'lu oyuncusu Sabek'e 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bu sezon 21 maç 2 gol 3 asistle 1845 dakika oynadı. Hazır bir oyuncu ama 2026'ya kadar sözleşmesi var. İşte belki de Trabzonspor'u zorlayan nokta bu. Peki o e, birinci e, isim kim? Şimdi ondan bahsedeceğim. E, o birinci isimde Thomas Munye'den bahsediyoruz. Belçikalı Sabek oyuncusu. E, aslında 25 milyon euro gibi güncel piyasa değerlerine ulaşan bir oyuncudan bahsediyoruz Belçikalı için. E, Dortmund'da, e, Dortmund'da oynuyor. 32 yaşında bu sezon sadece 9 maç oynadı. Ve e, bu oyuncunun e, en önemli avantajı sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması. Hem deneyimli hem önemliliklerde kupalar kazanmış bir oyuncu. E, bence hani doğru bir isim olabilir transferde. Benim de çok beğendiğim bir isimdi. Onu da özellikle söyleyeyim. Umuyorum ve diliyorum ki bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkar. Onu özellikle söyleyeyim. Daha önce gündeme gelen isimlerle ilgili de size birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Tim Yabol Folcarelli'den bahsedelim. Ayasio yani Fransa Lig 2'de mücadele ediyordu. Onu da ikna etmek için ee, çalışmalar devam ediyor. Yani ikinci isim olarak orta sahada merkez orta saha oynayan bir oyuncu ee, ki zaten gündeme de gelmişti. Ee, Folkerelli e, önemli bir e, transfer olabilir. 24 yaşında oyuncu. Onu da özellikle vurgulayalım. Ee, yani Trabzonspor'un hamle yapmak zorunluluğu olduğu gerçeğini sizle paylaşmaya çalışıyorum. İşte bu noktada bir önemli isimden daha bahsedeceğim. Oldu, olmadı, geldi, gelmedi diye konuşulan bir isim bu. E, ama e, şimdi biraz daha transferi yakın. Eğer Trabzonspor e, maddi olarak biraz fedakarlık yaparsa önemli bir transfer olarak e, Trabzon'a gelecektir. Rafa Mir'den bahsediyorum. Şimdi biraz daha fedakarlık yaparsa diyorum. E, Trabzonspor onun için satın alma opsiyonuyla kiralama teklif etti Sevilla'ya. E, tam o sırada Valencia devreye girdi ve Valencia... Transfer etmek üzereyken bir anda hatta işte tesisleri gezmiş haberlere göre transfer durdu olmadı yani bir anlaşmazlık oldu ve olmadı. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da 5 majörlikte transferler de kapandığı için Türkiye'de devam ediyor tabii ki 9 Şubat'a kadar o da 4 gün kaldı. Şimdi oyuncu ayrılmak istiyor ayrılacağı takım Valencia olamayacak çünkü orada transfer tahtası kapandı. Şimdi sözleşme süresi de bittiği andan itibaren böyle bir oyuncuyu transfer etmek çok akıllıca olur. Rafa Mir'le ilgili şöyle söyleyelim ki benim ee, önemli bulduğum oyunculardan biri olduğu için söylüyorum. Ee, Rafa Mir yani çünkü Trabzonspor'un oyun felsefesine yatkın bir oyuncu ama 2027'ye kadar sözleşmesi olduğunu da söyleyelim. Ee, yalnız piyasa değeri de 5 milyon euro civarında ki bu sezon 22 maçta 3 gol 1 asistle oynamış. Sadece 696 dakika forma giymiş ve 1.91 boyunda unutmayalım Trabzonspor uzun boylu oyunculardan, santroforlardan yüksek verim alıyor. Tabi buradaki e, önemli isim Thomas Mounier. E, şimdi Thomas Muniye gibi, Rafa Mir gibi, e, Folcarelli gibi 3-4 oyuncu transfer edilirse ki bunlar tabi kısa vadeli olmaması gerekli e, transfer edilirse bir anda Trabzonspor'un havası ve futbol iklimi değişebilir. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.